Gastritin bitkilerle tedavisi mümkün müdür? Ne şekilde olur mümkünse? Evet, günümüzde gastrit maalesef çok hızlı yayılıyor. Çok insanda gastrit var. Neden, niçin var? Çünkü insanlar hazır gıda tüketiyor. Cips, jelibon, kek, gofret veyahut da hazır çorbalar. Hazır olan her şey çıkıyor. Bunların hepsinin içerisinde ne var? Kimyasal koruyucu madde, antibiyotikler var. Renklendirici, parlatıcı, tat verici, emulgatörler vesaire vesaire. Bunların hepsi bağırsaklara zarar veriyor. Mideye zarar veriyor. Sindirim sistemini bozuyor. Normal olarak mide çok sert bir asit salgılar. Mide asidi, hidroklorik asit. Yemiş olduğumuz besinler hayvansal veya bitkisel, ne olursa olsun sebze, meyve, et, ekmek hepsini mide asidinin pH'i çok sert. 1,5-2'dir. Çok sert bir asit. Yani yanlışlıkla kişi metal bir paslı bir metal para yutsa dahi saniyede pırıl pırıl eder. O kadar sert. Mide intrinsic faktör salgılar. Bu proteinsi bir madde. Bu midenin salgılanmış olduğu intrinsic faktör bağırsaklara geçtiğinde bağırsakların vitamin, mineral, enzim emilimini sağlayan anahtar bir rol oynar. Fakat gastrit oluşursa kişide yanlış beslenme nedeniyle mide asidi düşer. Mide asidinin pH 4'e 5'e düşerse ne olur? Yemiş olduğu besinler sindirilmez bir. Besinlerdeki bakteri, virüs, mantar, parazit, larva ölmediği için bunlar midede başlar toksik madde üretmeye. Böylece midede şişkinlik oluşur. Gaz oluşur. Bu gaz da mide asidini yukarı doğru sıkıştırır. Reflü meydana gelir. Birçok uzman diyor ki efendim reflüsü mü var? O asidi var. Mide asidi çok. Bu nedenle asit reflü oluyor diyorlar. Aslında mide asidi sert olursa reflü olmaz. Neden? Çünkü yemiş olduğu besini kişinin mide asidi hemen hazmeder. Diyelim ki kişi işte iftarda ne yedi? Çorba, salata, pilav, nohut, tatlı vesaire. Yani 4-5 tabak yedi. Nedir hacmi? Yarım kilodan fazla yani. Bunu midemiz hazmeder, püre haline getirir, bulamaç yapar. Mide asidi çok sert. Fakat kişi yemek yerken su içiyorsa, bol su içiyorsa, mide asidinin kalitesi düşer 4'e 5'e. Besinler sindirilmez. Sindirilmeyen besinler mikroplar tarafından toksik maddeye dönüştürülür. Çakmak gazı, bütan, bataklık gazı, metan, etil alkol, metil alkol, zehirli gazlar, zehirli alkoller ne yapar bunlar? Mideyi zamanla yakar. Böylece mideyi koruyan, aside karşı koruyan bir tabaka var. Sodyum karbonat tabakası. Bu tabaka zayıflarsa midenin asidi çok sert asit, mide asidi, mide kendisi asit salgılıyor ama kendi asidinden korumak için bir bariyer var. Bu bariyer dahi eriyebilir, yok olabilir. Midedeki bariyer ortadan kalkarsa antral gastrit dediğimiz bir vaka ortaya çıkar. Pangastrit bütün mideyi kaplar. Mide mukozası gider, caz cavlak orada bir deri kalır. Ve sürekli mide kanaması vesaire çok ağır vakalar ortaya çıkabilir. Bu nedenle beslenmede en önemli ilke nedir? Yemek yerken sıvı tüketmek iyi değil. Ne olursa olsun. Yemekten hemen önce istediği kadar sıvı tüketebilir, su içebilir. Bir bardak, iki bardak, üç bardak. Sonrasında. Fakat yemek yerken su tüketirse mide asidi bozulur bir. Yemekten hemen sonra sıvı tüketirse mide asidi yine bozulur. Sadece mide asidi bozulmuyor. Karaciğerin salgılamış olduğu safra, pankreasın salgılamış olduğu enzimler, ince bağırsağın salgılamış olduğu enzimler sindirim sistemi bozulur. Böylece bağırsaklar faydalı bakteri var. Normal olarak bağırsakta 2 kilo ağırlığında 100 katrolü. Faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Bunların üretmiş olduğu toksik madde şişkinliğe, hazımsızlığa vesaire vesaire sebep olur. Bunun için ne var? Gastrit için. Bildiğimiz lahana. Lahana ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller ayrı ayrı zamanlarda üniversitenin kliniğinde kendi hastaları üzerinde binlerce hastayı tedavi etmişler. Belge var, bilgi var. Nasıl oluyor da lahana gastrite iyi geliyor?
Gastritin oluş sebebi %80 Helicobacter pylori isimli bakteri sebep olur. Akıllı bakteri denir. Bu bakteri kendini mide asidinden korumak için sabun köpüğü gibi bir köpük üretir. Bu köpük sayesinde kendini korur. Mide mukozasını delip altına geçtikten sonra da köpüğü bırakır, faaliyete başlar. Tedavi edilmezse gastrit ülser Allah korusun kansere daha da ağır vakalar ortaya çıkabilir. İşte bu en tehlikeli bakteriye karşı Helicobacter tedavi edilmezse kansere dönüşür. Bir de kanser. Buna karşı dünyada en etkili, en doğal lahanadır. Bildiğimiz beyaz lahana. Bunun birleşiminde metilmetilyonun sulfonyum bromit denen bir madde var. Bu bakteriyi öldürür. Fakat bazıları diyor ki televizyona çıkıyor. Efendim lahanayı haşlayın, suyunu için. Bitti. Etkisi kalmaz. Peki çünkü amino asit bozulur. Onun özel bir yöntemi var. Bu özel yöntemle lahana suyu elde edilir. Özel formüllerle. Şimdi mesela lahana suyu ben burada anlatıyorum. Vatandaş gider evde lahana suyunu sıkar. Suyunu içerse iyi gelir. Ama bazı yan etkileri olabilir. Şimdi biz o yan etkilerini gideren bazı formüller geliştirdik. Eğer ki kişi kendi evinde lahana suyunu sıkar içerse uzun süre mesela diyelim ki gastriti var, pangastriti, antral gastriti mesela uzun süre lahana suyu içmesi gerekir. 5 hafta, 6 hafta, 7 hafta. O zaman guatara sebep olabilir. Neden? Çünkü lahananın birleşiminde aynı zamanda tiyosiyanat isimli bir madde var. Bu tiroid bezine iyot akışını engeller. Böylece kişide bir de guatr meselesi ortaya çıkar. İşte biz bunu yıllarca çalıştırdık. Özel bir formülle geliştirdik. Ve yan etkisini ortadan kaldırdık. Yani mesela bir hanımefendi bize geldi kaç, 6-7 yıl önce. 15 yıldır bir şey yemiyor. O yasak, bu yasak, şu yasak. Bir şey yese midesi böyle karnı şişiyor, davul gibi. Reflü ağzından geliyor bu yedikleri işte zehir gibi. Doktoru her şeyi yasaklamış. Proton pompası denen bir ilaç kullanıyor. Veyahut da hidrojen inhibitörüdür bir şey kullanıyor. Hiçbir şey fayda etmiyor. Ben dedim ki şu lahana suyunu iç. Bakalım görelim ne olacak. 3 hafta sonra ben artık kullanmak istemiyorum. Ne oldu? Bir yan etkisini mi gördün dedim. Yok. İyi hissettim. Şimdi her şeyi yiyorum dedim. Soğan yiyemiyordum, yiyorum. Bulgur pilavı yıllardır, 15 yıldır yiyemiyordum, yiyorum. Şimdi taş olsa da yiyorum. Kullanmana gerek yok. Dedim ki ya olsun ama yani 3 hafta iyileştin ama en az 3 hafta daha kullan ki 6 ay, 1 yıl sonra problem çıkmasın. Yok yok çıkmaz. Çok iyi. Ve bıraktı gitti, bitti gitti. Yani bu tür klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Yani belgeye, bilgiye göre konuşmak evet. Gerekir. Elimizde burada klinik araştırmalar yapılmış. Etkisi ispatlanan bir şeyden bahsediyoruz. Rastgele bir şeyden bahsetmiyoruz. Evet. Yani gastrit... lahanadan çok nasıl kullanıldığı ve dozu